Ben işaretlemeleri göremiyorum diyen var mı? Yok, güzel. Helikopterle intikal edeceğiz. Gölge 1 ya da Gölge 2. Hangi takım daha az ise bu Assault Bot'a yerleşecek. Ya da Spartan'ın belirleyeceği kişiler Assault Bot'a yerleşecek. Sonrasında helikopterle Assault Bot'u açıkta bırakacağız. Oklarıyla siyah oklarla göstermiş olduğumuz Guba körfezinden içeri doğru girecekler. Diğer takım da yine Spartan helikopterdeyken belirleyebileceği noktalardan AZ noktasına ulaşarak ilerleyeceğiz. Gevur Hoca, Sparta Hoca kısa bir zaten istişare yaparlar hemen. Ben de kendileriyle beraber. Zeki Hocam, genelde sen üstünü değişebilirsin abi. Sen istersen üstünü değiş içeride. Kolaylık olsun diye bir teknisyen arkadaş varsa onun çantası ve üstünü alsam hızlı bir şekilde değişim olur. Dalar. Bana yardımcı olursa sevinirim. Arsenal'e gelin, ilgilenmiyorum. Tamam, Whisper'da yapın işi. Olay bundan ibaret. Havaalanını ele geçireceğiz. Düşman kuvvetlerinin son direnişiyle karşı karşıyayız. Tahmin ettiğimiz kadarıyla. Sonrasında ufak bir arama, tarama, keşif, gözlem uçuşu yapacağız. Başka bir sıkıntımız yok ise geri dönmeyi düşünüyoruz. Yolda herhangi bir unsurla karşılaşacağımızı zannetmiyoruz. Ama yine de teyakkuzlu olun. Her şeye karşı teyakkuzlu olun. Başınıza bomba mı yağar, uçak mı düşer, deprem mi olur? Artık her şeye hazırlıklı olursunuz. Düşman kuvvetleri tamamen çekirdeğine, kabuğuna büründüğü için sıkışık bir alanda yoğun bir düşman kuvveti bekliyoruz. Tamamıyla havaalanın ele geçirilmesi gerekiyor. Havaalanını ele geçirdikten sonra tüm envanterin havaya uçurulması gerekiyor, imha edilmesi gerekiyor. Başka özel bilmeniz gereken ya da eklemek gereken bir şey yok. Durum bundan ibaret. Şimdi sorusu olan var mı personelden? Güzel. O zaman Sparta ve Gevur hocam, sizi yan odaya alayım hemen. Siz istişare edin. Teşekkürler Hitman, hoş geldin. Kimmiş? Panasonica, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, takipte kalın. Bir saniye arkadaşlar, yayında olduracağım. Şunun sesi çok fazla. Niye bu kadar fazla çıktı? Aa, evet. Biraz kısayım. Evet, bu kafidir. Evet, yayın tekrardan aktif olur. Whisper. Aleykümselam Kaan Canik, hoş geldin. Evet, düşman dolu. Orada da atladım zaten. Bir tane kuleyi imha edeceğiz. Kaan, 2 hafta yoktum. Bir Samsun'a gittim geldim. Bazı özel ailevi nedenlerim oldu. Bazı sıkıntılarımız. O yüzden yoktum. Bundan sonra aktifiz inşallah. Buralardayım yani. Sizi özledik. Yani
Nacizane bir fikir beyler. Yani isterseniz botu iptal ederiz. Yine bir mangayı coin içine bırakırız. Problem değil. Teşekkürler Dedex hocam, hoş geldin. Arkadaşlar Dedex hocamızla bizim personelimizle bir saniye tekrar yayını donduracağım. Bu ses çok fazla çıkıyor. Evet, görüntü var arkadaş. Şimdi gelir şimdi. Görüntü kimler görebiliyor arkadaşlar? Görebilen var mı yayını? Maviler benden arkadaşlar. Zeki hocam hazır mısın? Tamam, Tres. Hocam. Bir kişiyi görevlendirir misin? Oxford'u tutuklayıp Oxford'u eskortluk edip helikoptere bindirsin. Evet, gölge bir araç mı?
Personel sesi az geliyor dediniz. Aleykümselam da abi mi? Arkadaş helikopterde olduğumdan dolayı şimdi biraz. Aleykümselam. Jerry Fisher TR hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni uçak falan gelmedi arkadaşlar. Bu Çernobil haritasındaki son görevimiz. Bir sonraki görevimiz zaten farklı bir haritada olacak. Üstünde çalışıyoruz. Haftaya belli olur yeni haritamız, yeni görevimiz. Bu Çernobil haritasındaki yani şu görmüş olduğunuz map'teki son görevimiz olacak. Eğer bir aksilik olmaz ise. SAT ekibi en yakın zamanda arkadaşlar SAT için elemeler başladı. Şu an eleme aşamasındasın. Çünkü SAT'a giriş kolay değil. Her personel giremeyecek haliyle. %100 başarı gerekiyor. Haliyle elemeleri de uzun sürüyor SAT ekibinin. SAT ekibi de çok yakında aktif olacak Tugay'ımızda. Şu an henüz geçen yok arkadaşlar. Şu an henüz geçen yok. Belli bir personel yok. Ona bakacağız yakın zamanda.
Oyun sesi gelmiyor mu? Oyun sesinin gelmemesi mümkün değil arkadaşlar. Hiç mi ses yok ya? Arkadaşlar oyun sesi dediğiniz yani helikopterin sesi zaten az gelir şu an. İç sesi gelir, uğultu gelir şu an size. Çünkü helikopterdeyken böyle. Tamam ben biraz yavaş konuşurum. Araç terk et. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar ayarlayacağız. Şu an zaten gerçekçilik modu aktif olduğundan araç in. Evet artık
yalnız kaldığımıza göre bir tane AFK arkadaşımız var. İstediğimiz gibi kullanabiliriz biraz daha. Şu an base'e geri dönüyoruz arkadaşlar. İndiğimde şu ses sorununu halletmeye çalışacağım. Bakalım ne denmiş. Kamyon korna sesi değil arkadaşlar, Steam sesi. Cytec X52 Pro kullanıyorum arkadaşlar. Cytec X52 Pro. Ses kontrol. Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar şu an benim? Bu arada Jerry Fisher TR'ye teşekkür ediyoruz takip için. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz tekrardan. Bu akşamki görevimiz havaalanını ele geçirmek. Chernobyl haritasındaki %90 ihtimalle son görevimiz olacak. Ardından haftaya yeni görevlerle sizlerle birlikte olacağız. Onun haricinde birazdan zaten oyunun sesi derken arkadaşlar uğultu vardır şu an. Helikopter de uğultu yapar. Dış ses pek duyulmaz. Yani gerçekçilik modlarıyla ve arabanın kendi sistemiyle alakalı olarak bu var. Aleykümselam, hoş geldin Mehmet King. Bakacağım oyunun sesine, şimdi bakacağım arkadaş. Yani arabanın sesi şu an sonuna kadar açık. Bir daha bir bakayım. Birazdan bakacağım. İniş yaptığımda bakacağım arkadaşlar. 1 2 dakika 3 dakika kontrolümüzle geçer zaten. Yani sadece benim sesim var. O şeyin, oyunun hiç mi sesi yok? O uğultu helikopterden gelen sestir arkadaşlar. Şimdi bir bekleyin. Şimdi iniş yapacağım zaten. İniş yaptığımda helikopterin şeyi kapat motorunu kapattığım zaman zaten daha net duyarsınız beni. Daha net anlarsınız nereden gelip gitmediğine bakarız. Bir ateş, buradan nasıl ateş edeyim arkadaşlar? Buna ateş edemem. Yani bu helikopterle ateş, maalesef ateş gücüm yok. Kapı makinaları var sadece. Şimdi iniyorum arkadaşlar. Yaklaştım zaten limana. Base'e. Yaklaştıktan sonra hemen ayarlayacağım. Flare'de ses çıkmıyor bunun fazla.
Selamünaleyküm. Batuhan, aleyküm selam Batuhan. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakın bakalım seslerde nasıl bir şey var. Beyze bakayım kim var burada. Beyze şu an kimse yok. Evet şimdi configure audio. Çok olur ya. Bir saniye arkadaşlar, yayın ayarlarından bakıyorum. Bir saniye, ayarlar, ses. Burada bir sıkıntımız yok. Şuradan bakalım. Şimdi bir bakın arkadaşlar. Şu an yayını durdurdum çünkü. Alt tab yaptığım için gider. Görüntü geldiği zaman bana yazarsınız, tekrardan ses kontrol yapacağız. Görüntü geldiği zaman bana bir söyleyin. Normalde bu problemi yaşamıyorduk ama ses şimdi yok abi. Şu an bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Tamam. Şu an bir ses duyuyor musunuz? Ay abone. Şu an duyuyor musunuz? Ses duyuyor musunuz? Sesi odaklanın. Ses iyi mi arkadaşlar? Tamam. Tamam, ses iyiyse sıkıntı yok. Dadadadad. Tamam, sesle sıkıntı yok diyorsunuz. Hadi bakalım. Ama ben kendim kısmam lazım şu an. İsterseniz bir bekleyin. Bu arada biri geliyor. Kendimden biraz kısacağım. 720p mi yapayım? 720p yaparsam buradaki 100 atıyorum 10 kişiden 8 kişi duyamaz. Arkadaşlar yayın donacak. Alt tab yaptığım için yayın donuyor. Sıkıntı etmeyin sakın. Çünkü benim biraz kısmam gerekiyor. Evet, ses nasıl şu an? Ses duyuyor musunuz? Siz şimdi bundan haber verin bana. Arkadaşlar 480 yaptığımızda bile donuyor diyen arkadaşlar var. Yani Türkiye şartları, yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz. Maalesef böyle. Hiç mi yok ses? Şimdi var mı? Bu atışlardan sonra var mıydı ses? Bu atışlardan sonra da mı ses yok? Ses yine gittiyse hemen demek ki alt tab yaptım arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Demek ki sıkıntı bundanmış. Şimdi duymanız lazım. Şu andan itibaren duymanız lazım. Bakalım duyabilecek misiniz? Şimdi duyuyor olmanız lazım bunları. Aynı ayar çünkü hiç. Aynı ayar şu an. Şu an duymanız lazım. Duyuyorum deyin. Duyuyorum deyin. Şimdi görüntüyle chat ve yayın arasında. Heh tamam gelse tamam. Hiç oynamıyorum arkadaşlar. Bu ayarı ise bu ayarı hiç oynatmıyorum. Mağar sesi bile duydunuz. Hadi bakalım. Tamam evet, bölgeye doğru biraz gidelim bakalım bizimkiler ne alemdeymiş. Evet görmüş olduğunuz gibi Gölge 1 buradan ilerliyor. 3, 6, 7 kişi olarak. Görevimiz şu arkadaşlar, havaalanını tamamıyla ele geçireceğiz. Tabii sürprizler de mevcut. Gölge 2 de burada. Yüzbaşı DZ komando geliyor.
Oğlum böyle de çok ses oldu ya. Şuradan bir kısayım bakayım ne olacak. Şuradan kısınca ne oluyor? Şimdi nasıl? Bakalım duyabilecek misin şimdi? Gözleme devam ediyorlar şu an. Evet arkadaşlar, www.7adp.net web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yine facebook.com/7adptugay'ı bizim Facebook ağ adresimiz. DeliCJ@Deli ise YouTube kanalımızın adıdır. Aşağıda mouse'un tekerlerini biraz kaydırdığınızda bütün açıklamalar, benim sistem özelliklerime kadar her şeyi ve bizim sosyal ağlarımızın tamamını görebilirsiniz. Başvuru yapmak ve katılmak için yine aşağıda resmin üzerine tıkladığınız zaman URL açılır ve başvuruyu oradan yapıyorsunuz. Yine aşağıda bir sürü şey mevcut. İnceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi www.7adp.net adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her cumartesi saat 21.00'da Allah'tan bir aksilik olmadığı sürece bizler buradayız. Evet, Gölge 1 ve Gölge 2 timleri buradalar. Şu arada ben bir şeye geçeyim. Mersin hocam. Uzun mesafe telsiz çekmediğinden teleport edeceğim kendimi. Bilgin olsun yakına doğru. Bir şey olursa Steam üzerinden yazarsın. Bir şey olursa Steam üzerinden yazarsın. Ben şeye doğru geçiyorum. Bizim mesafe uzun olduğundan uzun mesafe telsiz de yetmiyor. Bakıyorum. Lan hiç ayakta adam yok mu lan? Diğerinden giymişler. Bu mod kaç yılı oluyor? Nasıl yani, bu mod kaç yıl oluyor arkadaşlar? Ben şöyle kendimi şuraya teleport edeyim. Yayındaki arkadaşlar, biliyorum sesi duymak istiyorsunuz ama kontrol edeyim. Omega gölge 1. Oh! 53 ayarlamamışım. 53. Omega gölge 1. Durum ve konum raporu. Alanda anlaşıldı. Kestim. Gölge 2 Omega. Gölge 2 Omega. Gölge 2 dinleme. Durum ve konum raporu. G3 noktasında şu an bankada bölgeyi gözlemliyoruz. Alanda anlaşıldı. Arkadaşlar 2025 Arma 3 2005 yılını temsil ediyor. 2025 yılını temsil ediyor. Günümüz yok. Günümüz değil. 2025 yılını temsil eder Arma. Bu yüzden Arma'daki default, yani orijinal envanteri, uçakları, helikopterleri falan biraz modernize ve ya proje hayata geçirmeye çalışılan projelerin uçakları, silahları, envanterleri mevcut. Yani Arma 3 2025'i temsil etmektedir arkadaşlar. Evet, bu arada Gölge 2 bunkerın içine mevzilenmiş durumda. Gözetlemesini yapıyorlar. İleriye doğru süzülecekle ağır makinalı gules konuşlanmış durumda, görüyorsunuz silahı. Silahın detayları, yani 5.56 mm çapında hafif makinalı tüfek. Bakalım başka size gösterebileceğim. Evet, şu Poyraz değil mi? Poyraz'ın elinde tutmuş olduğu da anti-tank roket launcher'ı. Ne de? Attached to launcher. Ups. Tür unit remove front cap. Power up, set mode and lock targets. Push safety and... Yani diyor ki önün arkasını temizleyin diyor. Gücü verin diyor launcher'a. Sonrasında diyor target'ı kitlenin ve atışınızı yapın diyor.
Görüntüler eski derken arkadaşlar şöyle görüntüler. Şimdi Rus kuvvetlerini kullanmış oldu. Şimdi ek bir mod var. Şimdi bu abilerimizi kastediyorsunuz ya. Bu abilerimiz RHS modlarıyla gelmiştir. Normalde bunlar yok. Bunu biz ek mod olarak kullanıyoruz. Bu görmüş olduğunuz araçlar, görmüş olduğunuz helikopterlerin hepsi Rus serisidir. Yeni uçak derken nasıl yani yeni uçak? Şimdi arkadaşlar normalde mesela şöyle göstereyim size. Düşman kuvveti mesela bu abimiz. Görmüş olduğunuz şu abimiz. SİSAT. Bu hiç de böyle eski bir görüntü değil yani. Helmet'ından tutun helmet kemiği. İşte vestine, üniformasına kadar tamamen nanoteknoloji bir üniforma. Diğer bir düşman abimiz. Mesela bu pilotu seçmişim. Crew'yu seçmişim ama ya yani bunlar eski, bu Arm'ın kendi orijinal düşmanları. Evet. Göreve doğru. Oo, kahvem soluk. Göreve doğru dönelim biraz. Bu havaalanını tabii ki sürprizler. Dedex hocamız burada mı bir arada? Dedex hocamız burada. Bir ses verirse. Bu arada beyler, bir saniye bir mesaj yazacağım. Yazdıklarınızı göremeyeceğim. Bir saniye, göremiyorum şu an yazdıklarınızı. Tekrardan bağlanıyorum. Hemencecik. Arkadaşlar. Crazy. Saniye, bir saniye. Çok özür diliyorum beyler. Evet, hazırım. Şimdi yazdıklarınızı görebilirim. Bu arada Mersin Hoca hazırım ben dedi. Hazırım dediğine göre Mersin iyi bakın. Hangi takım daha az soruya gönderdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öbür takım 7 kişi. Mersin'i buraya teleport ediyoruz. Teleport single unit. Spartacus. Yok. Teleport single unit deyip Omega Gölge 3. devam et gölge 2. Personelimiz onun offshore hakkında bilginiz var mı? Sanırım helikopterden inmemiş de hiç. Negatif bilgimiz yok. Helikoptere bindiren sizsiniz. Kendisi şu an aktif mi? Negatif. Briefingdeyken bilgisayar başında değildi. O yüzden. Tamamdır. AFK ise döndüğü zaman yazar sizlere. Şu an helikopterde beklemede. Omega 2 dakika offline menzil dışı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz Razer. Sen nasılsın bakayım? İyidir hocam. Hazır mısınız? Hazırız. Sırrı belli olarak şey yapmışsınız. Fakat geç geldiğim için özür dilerim. Problem yok. İsterseniz aktif edebiliriz. Oxford Nasıl şeyde. gidiyorsa. Yeni başladılar. Çatışma daha 1-2 dakika oldu başlayalı. Yani hocam tercih sizin. Sıkıntı yok. Oxford AFK helikopterde hala dönmedi. Oxford'u bekliyoruz. Yani Oxford'u bekliyoruz derken Oxford ben AFK'yım dedi. Henüz dönmedi. Yani isterseniz direkt intikal ettireyim. İsterseniz zırhlı birliğiyle intikal edin. Siz bilirsiniz. Mersin Hoca ayrıca gidecek zaten. Kağıdı olarak sayımız yeterli değil mi? Piyade olarak şu anda 13 kişi var yanlış hatırlamıyorsam. Mersin Hoca ile 14, senle 15 olması lazım. Son görevimizi topluca bir ayrı gayrı olmadan piyade olarak o zaman falan yapalım dedim ben. Dersin. Dersin. Tamam öyle yapalım. Hem düzeltelim sonuç olayım. Karışmasın aslında.
Tamamdır. Birliği dahil olur. Ben dolayısıyla senle mi birlikte olayım? Nasıl dersen öyle Yapabilirim abi. yani. Nasıl dersen öyle. Ya şey de yapabiliriz isterseniz. Hani ben zaten menzil dışında olduğumdan arkadaşları duyabilmek adına kendimi onların görmeyeceği bir yere teleport ediyorum. Hani benim yanımdan da birliklere dahil olabilirsiniz. Nasıl dersiniz? İsterseniz buluşun, toplaşın, sonra 3 mangaya da bölüşebilirsiniz. Sayı artıyor çünkü. Yoksa orada gelecek. Yani siz bilirsiniz. Şu an 2 manga ilerliyor. O zaman ben sizi yanıma alıyorum. Sesler de geliyor zaten. Estağfurullah. Eyvallah. Devrem yok da. Patlarım. 123'ten irtibata geçersiniz. Manga geçi 123.1, 123.3 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi TV yoldaş yazdıklarını okuyorum. Şimdi onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Bir kere bu bir mod değil arkadaşlar. Bu bir mod değil. Arma'nın zaten orijinali, standardı bu. Sizin o Epoch, RPG serverlar, işte DayZ modu, işte Breaking Out modu, bunlar mod. Bunlar Arma'nın kendi orijinal oyunu üzerine eklentidir. Yani biz Arma'nın orijinali neyse onu yapıyoruz. Arma'nın amacı savaş simülasyonu. Ve biz de bu savaş simülasyonu bu sanal ortamaya aktarmaya çalışıyoruz. Arma'nın yapılış amacı budur. MPT-76 susturucusuyla beraber arkadaşlar. Türk piyade tüfeğidir bu. Yani TR yoldaş durum bu. Hani bu mod zaten o normalde olması gerekendir. Realizm birliklerin kullandığı şekilde. Yani biz ayrıca bir mod kullanmıyoruz. Oyunun tarzını değiştirecek bir mod kullanmıyoruz. Kullandığımız modlar tamamen eklenti anlamında. Yani bir DLC olarak düşünebilirsiniz bir nevi. Mesela bu Türk kıyafeti bir moddur. Ayrı pakettir. Turkish Army görüyorsunuz. Turkish Armed Force. Furkan arkadaşımızın yaptığı moddur. Bu MPT-76 yine o modun içerisindedir. Bu yani bunlar eklentiler olarak gelmektedir ama oyunun oynanış tarzını değiştirecek bir mod kullanmıyoruz. Evet. Gölge 2 buradan devam ediyor. Bakalım. Mersin Hoca ve DZ Komando dahil oluyorlar. Gölge 1 Omega. Durum ve konum raporu. Alındı anlaşıldı. Kesin. Yo estağfurullah arkadaşlar cahillikle bir sıkıntı yok. Gölge 1, Gölge 3 durum ve konum raporu konuşun Omega. Alındı anlaşıldı. Bizim ekipte bot yok, sanal zeka var arkadaşlar. Bu kırmızılıkların hepsi sanal zekadır görmüş olduklarınız. Tabii server'ın kasmaması açısından
Şimdilik eklemedik. İleride biraz daha fazla ekleyeceğiz zaten. Zaten çeşitli sürprizler de bekliyor arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Evet, biraz düşmanı kontrol edelim, değil mi? Arkadaşlar sadece Arma 3 yayını yapıyoruz. Başka yayın yapmıyoruz. Evet, şu an düşmanın sesi. Bizimkilerin sesini duyabiliyorum.
Geliyorlar buraya doğru görüyorsunuz. Yoruldum. Tamam mı? Tedavili. Herkes tamam mı? Dol, kafadan yiyin. Burada, burada, burada. Güzel. Vurdular. Burada, burada, burada. Bakayım. İki kişi düşmüş Spartaküs ve James. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradaydım. Buradan önce buraya doğru koştum. Buradaki arkadaşlara bir atış yaptım. Yayın kalitesi nasıl abi? Çok mu kötü? Çok kötüyse söyleyin. O kadar mı kötü ya? Durun hemen düzeltiyorum madem öyle.